Cenab-ı Hak ve Feyyaz Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri her şeyle beraber şu dünyada bizi imtihana tabi tutmuştur. Her dakikamız, her günümüz, her olayımız bir imtihandır. İnsan bazen varlıkla imtihan edilir, bazen darlıkla imtihan edilir. Sadece fakir olanlar fakirliğiyle imtihan edilmiyor. Elbette zengin olanlar da zenginliğiyle imtihan ediliyor. Sadece hasta olanlar hastalığıyla imtihan edilmiyor. Sağlıklı olanlar da sağlığıyla imtihan ediliyor. Sağlıklı olan sağlıklı olmanın şükrünü eda edebiliyor mu? Zengin olan da zenginliğin üzerine yüklemiş olduğu vazifeleri ve şükrü ödeyebiliyor mu? Yapabiliyor mu? Yapamıyor mu? Onun için biz varlıkta ve darlıkta, gençlikte ve ihtiyarlıkta, sağlıkta ve hastalıkta, her halükarda son nefesimizi teslim edinceye kadar bir sınavdayız, imtihandayız. Şunu çok iyi bilmemiz lazım ki, dünyada, yerde, gökte ne varsa hepsinin sahibi Allah'tır. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Dolayısıyla biz bir şeylerin sahibiyiz. Evimiz var, paramız var, arsamız var, evladımız var, eşimiz var. Bütün bunlar sadece ve sadece geçici bir mülkiyettir. Yani evimizin gerçek sahibi biz değiliz, paramızın gerçek sahibi biz değiliz. Gerçek sahibi bizim de sahibimiz olan Allah'tır. Eğer biz bu söylediğimiz şeylerin gerçek sahibi olsaydık, ölürken, ahirete giderken bunları götürmeliydik. Almanya'da yurt dışında çalışan kardeşlerimiz, işini bitirip Türkiye'ye dönmek istediği zaman, benimdir dediği nesi varsa alır gelir veya satar gelir. Kendisine ait olmayan şeyleri getirmez. Biz de dünyadan ahirete göçerken götürebildiğimiz şeyler bizimdir, götüremediğimiz şeyler bizim değildir. Bu bakımdan varlık bir imtihandır, darlık da bir imtihandır. Önemli olan imtihanı kazanmaktır. Nice insanlar fakr-ı zaruret içerisindeyken imtihanı kazanır. Nice insanlar varlık içerisindeyken kazanamaz. Bunun tersi de vardır. Varlık içerisindeyken şükreden, vazifesini yaparak imtihanı kazananlar vardır. Fakr-ı zaruret içerisindeyken Allah'a isyan edip sınavı kazanamayanlar da vardır. Rabbim her birimizi bu dünyada tabi olduğumuz imtihanı kazananlardan eylesin. Kıymetli dostlar, geçenki dersimizde, bir önceki cumaki dersimizde zekattan bahsetmiştik. Mevsim itibariyle zekat şu zamanda olacak, şu ayda olacak diye bir kayıt yoktur. Zekatın zamanı oruç gibi, haç gibi değildir. Orucun zamanı bellidir, haccın zamanı bellidir ama zekatın zamanı belli değildir. Ne demek belli değildir? Yani herkese göre değişir. Zekat ne zaman gerekir? Ramazan ayında mı? Hayır. Ramazan, zekat her ay olabilir. Zekat, bir insanın fakirlikten kurtulup zengin olduğu tarih, ay hangisi ise onun üzerinden bir sene geçince zekat farz olur. Diyelim ki, evvela şunu söyleyeyim, zekat ve diğer ibadetler bizim kullandığımız takvime göre değil. Yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye kullandığımız aya göre değil. Ya Recep, Şaban, Ramazan diye kameri ay
yani ay hesabına göre yapılan, kullanılan kameri ise takvime göredir. Diyelim ki Muharrem. Muharrem ayında zengin olan kişi bir daha Muharrem ayı geldiğinde zekatı gerekir. Öbür adam Recep ayında zengin olmuştur. O bir daha Recep ayı gelince zekat vermesi gerekir. Kameri sene ile güneşe endeksli bizim kullandığımız takvimdeki sene arasında 10 gün fark vardır. 10 gün fark olunca bir 35 senede bir sene fark ediyor demektir. Yani zekatını Ocak, Şubat, Mart diye bizim kullandığımız güneş endeksli aya göre 365 gün hesabıyla efendim 35 sene zekat veren kişi bir sene zekat vermedi demektir. Çünkü 35 senede ne yapıyor? Bir sene fark atıyor. Çünkü aya bağlı olan sene 355 gündür, öbürü 365 gündür. İbadetlerde esas aya endeksli olan senedir. Öyleyse zekat ne zaman gerekir? Her insan ne zaman zengin olursa, o zengin olduğu andan itibaren üzerinden bir sene geçince, Muharrem olur, Zilkade olur, Zilhicce olur, Recep olur, Şaban olur, Ramazan olur, Şevval ayı olur. Her insan ne zaman zengin olmuş olsun. Peki kıymetli dostlar, zenginlik deyince nasıl bir şeydir? Yani zekata bağlı zenginlik nasıl bir şeydir? Şunu ifade edeyim. Dinimizde zenginlik kısım kısımdır. Bir zengin var ki ona dilenmek haramdır. Dilenmek haram ona. Zekat alabilir, fitre alabilir ama dilenmek haramdır ona. Bu kimdir? Bir günlük yiyeceği olan insanın dilenmesi haramdır. Eğer borcu morcu yoksa dilenmesi haramdır. Onun için bizim camilerde, sokaklarda dilenenlerin %99'u hatta %100'ü haram işlemiş olur. Bir günlük yiyeceği olan dilenemez. Haramdır. Demek ki dilenmeyi haram kılan zenginlik bir günlük yiyeceğinin olmasıdır. İkinci bir zenginlik vardır ki o fitre vermesi gerekiyor. Hatta kurban da kesmesi gerekiyor ama zekat vermesi gerekmiyor. Zekat vermesi gerekmiyor. Bu nedir? Bir insanın asli ihtiyaçları dediğimiz evidir, ev eşyasıdır, elbiseleridir. Efendim, çalışıyorsa iş aletleridir. Bunlar insanın temel ihtiyaçlarıdır. Elbise, ayakkabı, çanak, çömlek, evde lazım olanlar. Bunlar temel ihtiyaçlardır. Bunların dışında fazlalık olarak efendim maliki olduğu eşya varsa ve bunlar da 81 gram altın değerine takriben 15 bin 16 bin civarında yapıyor. Bu kadar değere malik oluyorsa, ulaşıyorsa asli ihtiyaçların dışında bu insan zengin sayılır. Zekat vermeyecek ama zekat verecek vermeyecek meselesini biraz daha açıklayacağım. Fitre vermesi gerekir, kurban da kesmesi gerekir. Şimdi kıymetli dostlar, bir insanın sahip olduğu zenginlik yani 81 gram altın kendisi varsa veya onun değerinde para varsa veya onun değerinde ticaret malı varsa bu zaten zekat verecek. Ancak elinde para yok, altın gümüş de yok ama evde 5 tane halı kullanıyor, 5 tane de duvardan yukarı bekliyor. Ne için bekliyor? İleride çocuğu evlendiririm belki diye bekliyor. Yani şu anda onlar fazlalık. Normalde bir insanın bir takım, iki takım, üç takım elbisesi normaldir, ihtiyaçtır. Ama 5 takım, 6 takım elbisesi vardır. 3 tane, 4 tane gömlek yeterken 13 tane, 14 tane gömlek vardır. Bunlar ticaret malı değillerdir. Evdeki fazla eşyalardır. Bir evde ihtiyaç olarak anlaşılsın diye söylüyorum. 20 tane tabak yettiği halde 60 tane tabak varsa o 20 taneden fazlası fazlalıktır. Bunlar sayılır. Zenginlikte bunlar sayılır. Ne için sayılır? Fitre ve kurban için sayılır. Yani evindeki tabakları çoktur diye zekat vermesi gerekmez. Evinde duvardan yukarı bekleyen kullanmadığı halılar çoktur diye zekat vermesi gerekmez. Gömlekleri fazladır diye zekat vermesi gerekmez. Ama bu fazlalıklar, asli ihtiyaçların dışındaki bu fazlalıklar
Eğer nisap miktarı dediğimiz 15 bin, 16 bin TL'ye tekabül edecekse, bu adam fitre vermesi vacip olur, kurban kesmesi de vacip olur, zekat alamaz, fitre de alamaz. Zekat vermesi gerekiyor mu? Zekat vermesi gerekmiyor. Niçin? Çünkü sahip olduğu bu fazlalıklar ticaret malı değil, para da değil, altın ve gümüş de değil. Eğer bunlar bahsettiğim gibi para olsaydı veya altın gümüş olsaydı veya ticaret malı olsaydı, o zaman hem fitre verecek, hem kurban kesecek, hem de zekatını verecek. Şöyle bir durum çıktı karşımıza kıymetli dostlar. Bir zenginlik var ki dilenmeyi haram kılar. O neydi? Bir günlük yiyeceği olan insan dilenemez. Bir zenginlik var ki fitre alamaz, zekat alamaz. Fitre vermesi gerekir, kurban kesmesi gerekir. Bu da kimdir? Evde kullandığı malzemelerden, ticaret için olmayan, altın ve gümüş olmayan, para cinsinden olmayan, fazla eşyaları asli ihtiyacının dışında efendim biriktirdiği, beklettiği şeyler nisap miktarına ulaşırsa, bu insan fitre vermesi gerekir, kurban kesmesi gerekir, zekat alamaz, fitre alamaz. Mesela diyelim ki bir insanın değerlendirmek maksadıyla bir arsa almıştır. İleride değerlenir, belki ev yaparız üzerine, duruma göre hareket ederiz dedik. Böyle bir arsamız var ama ticaret için değil. Ne demek? Hani emlakçılar alıp satıyor ya, o ticaret içindir. Aldım köşede kenarda beklesin diye aldın, ticaret malı sayılmaz. Ticaret malı olmayınca, peki onun üzerinde tarla yapıp bir şey ekip kullanıyor musun? Mesela böyle bir arsanın üzerine kazarsın, domates ekersin, salatalık ekersin, o zaman onu kullanıyorsun demektir. İhtiyacına cevap veriyor demektir. Ama sen arsayı öyle bir şey yapmadın, kenarda bekliyor, sükût etmiş bekliyor. Peki bu arsa 15 bin, 16 bin lirayı geçiyor mu değer olarak? Geçiyor. Ticaret malı mı? Değil. Sen hem fitre vermen gerekir, hem de kurban kesmen gerekir. Fitre de alamazsın, zekat da alamazsın. Ancak o arsanın üzerine bir şeyler eksen diksen, oradan çoluk çocuk istifade etmiş olursanız, o zaman onu ihtiyacında kullanıyorsun anlamında oluyor. Dolayısıyla kategori o zaman değişmiş oluyor. Yani bu seni zengin kılmaz, o arsanın varlığı seni zengin kılmaz. Çünkü çiftçilerin tarlaları vardır, köylülerin tarlaları vardır. O tarlaları kullandıklarından dolayı efendim ekiyor, biçiyor, değil mi? Onlar bu baptan değildir. O temel ihtiyaçlardan sayılıyor. Arsayı da kullandığımız zaman bu kabilden oluyor. İhtiyacımızda kullanmış oluyoruz. Asli ihtiyaçlarımıza girmiş oluyor. Demek ki fitre vermemizi gerektiren, kurban kesmemizi gerektiren ama fitre almamıza, zekat almamıza mani olan bir zenginlik, ev eşyalarından veyahut da elbise ihtiyaçlarımızdan, ayakkabı ihtiyaçlarımızdan, nisap miktarına fazlalık olarak bulunup da nisap miktarına ulaşan, onu geçenler varsa, bu da zenginliğin ikinci bir kısmıdır. Peki zekat vermesi gereken zenginlik hangisidir? Eğer bir insanın asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra efendim 15 bin, 16 bin TL'ye tekabül edecek altını, gümüşü, ticaret malı borçlarını çıktıktan sonra, borçlarını düştükten sonra, asli ihtiyaçlarını çıktıktan sonra buna tekabül edecek bir miktar para varsa, altın varsa, gümüş varsa veya ticaret malı varsa, bu insan dinen zengin sayılır. Hangi zengin? Zekat vermesi gereken zengin sayılır. Kıymetli dostlar, zekat vermesi gereken bu insan, efendim, ha duldur, ha yetimdir, ha talebedir, ne olursa olsun bu zengindir. Diyelim ki bir dul kadın, mahallede, köyde bir tane, iki tane dul kadın vardır. Herkes ister ki bizim köylü olan bu kadına sahip çıkalım. Tamam, sahip çıkalım. Sahip çıkılması da lazım. Ama bu kadına sağdan soldan onun bunun verdikleri 60 bin liraya ulaşmış, 70 bin liraya ulaşmış.
efendim hesapta biriktiriyor. Şimdi 60 bin lirası olan kendisi zekat vermesi lazım. Zekat alamaz ki. 50 bin lirası olan kendisi zekat vermesi lazım, alamaz ki. Üniversitede öğrencidir, askerdir ama asker olmak, üniversitede öğrenci olmak mutlak olarak ne olursa olsun zekat alabilir anlamına gelmez. Bir insan ister asker olsun, ister öğrenci olsun, ister dul olsun, ister yetim olsun. Kendisi kendi mülkiyetinde altın veya para veya gümüş veya ticaret malı bulunuyorsa nisap miktarı zengin sayılır. Kendisi vermesi gerekir, alamaz. Geçenlerde tanımadığım bir kadın telefonla soruyor. Diyor ki hocam benim diyor 60 bin lira civarında param vardır diyor. Dul olduğumdan dolayı çevredekiler diyor fitrelerini, zekatlarını bana veriyorlar. Alabilir miyim? Alamazsın dedi. Ama veriyorlar dedi. Veriyorlar da seni fakir biliyorlar, onun için veriyorlar. Bana zekat düşmez diyeceksin. Alırsam günah olur mu? Ne demek günah olur mu? Haram olur. Böyle birisinin zekatı kabul etmesi, fitriyi kabul etmesi haram olur, doğru olmaz. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki zekat vermek için nisap miktarı dediğimiz 81 gram altın ve onun miktarına Türk parası olarak, avro olarak, dolar olarak malik ise, ortalama 15 bin, 16 bin liraya malik ise, borçları da yoksa, asli ihtiyaçtan çıktıktan sonra bu fazlalık varsa zengin sayılıyor. Zengin olunca da onun malında fakirin hakkı vardır. وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, zenginlerin mallarında fakir ve yoksul olanların hakkı vardır diyor. Bak dostum, senin paranın, malının da sahibi, senin de sahibin, benim de sahibim Allah'tır. Sen ve ben o mal üzerinde geçici bir tasarruf ediyoruz. Geçici bir tasarruf ediyoruz. Dolayısıyla benim malıma kimse karışmaz, fakirin hakkı yoktur diyemezsin. Bu neye benzer? Bir fabrikada fabrikatör elemanlar çalıştırıyor. Çalıştırdığı elemanlardan birisine de muhasebeci diyor. Muhasebeci diyor. Paraların akışını o kontrol ediyor, ödemeleri o yapıyor. Şimdi patron muhasebecisine diyor ki, falanca kişiye şu kadar para havale et. Yok etmem. Diyebilir mi? Diyemez ki. Paranın sahibi kim? Patron. Falana şu kadar para çıkar. Çıkarmam. Nasıl çıkarmasın? Sen memursun, amir değilsin ki. Patron nereye ne çıkaracaksın diyorsa onu çıkaracaksın. Görevin o zaten. Teşbihte hata olmaz. Bizim paraların, imkanlarımızın gerçek sahibi biz değiliz. Allah'tır. Allah bana sana diyor ki, madem ki zenginsin, bunun 1/40'ını, %2,5'unu fakirlere çıkaracaksın diyor. Çıkaramam deme şansımız yoktur. Böyle dediğimiz takdirde sonucuna katlanmamız gerekir. Bu bakımdan kıymetli dostlar, zekat zekat fakirin hakkıdır. Kur'an ayeti bunu söylüyor. Fakirin hakkı olunca, diyelim ki benim 100 bin TL param var. Üzerinden bir sene geçti. Üzerinden bir sene geçince bu 100 bin TL değildir benim. 97.500'üdür benim. 2.500'ü fakirindir. Doğru mu? Şimdi ben bunu ödemedim. Bu 100 bin lirayla yatırım yapıyorum. Yaptığım yatırımı bir kısmı benim paramladır, bir kısmı fakirin hakkını kullanıyor. O fakirin hakkı olan paradan alıyorum evime pide getiriyorum. İftarlık getiriyorum. Onunla beraber ticaretimi artırıyorum. Kimin parası? Fakirin parası. Fakirin parasını kullanamazsın ki. Fakirin parasını kullanamazsın. Onun için alimler diyorlar ki, zekat vermesi gereken kişiye senesi dolduğu zaman hemen beklemeden zekatı vermelidir. Çünkü o fakirin hakkıdır. Fakirin hakkıdır, fakir ihtiyacını görecektir. Bu bakımdan kıymetli dostlar,
zekat vermesi gereken bir insan senesi dolar dolmaz ne yapmalıdır? Senesini iyi tespit edecek. Efendim vakti gelir gelmez zekatını verecek. Beklemeyecek Ramazan gelsin diye veya Şevval gelsin diye beklemeyecek, verecek. Ancak birçok kardeşimiz, zekat vermesi gereken kardeşimiz ne zaman zengin olduğunun tespitini yapmamıştır, bilmiyordur onu, böyle düşünmemiştir. Dolayısıyla ne zaman olduğunu bilmeyen kardeşlerimiz ne yapacaklardır? Onlar bir ay tayin edeceklerdir, her sene o ay vereceklerdir. Ancak bu ay ne olmayacak? Bizim kullandığımız takvimlerdeki Ocak, Şubat, Mart, güneşe endeksli olan ay olmayacaktır. Kameri aylardan bir ay olacak. Muharrem midir, Safar midir, Zilkade midir, Zilhicce midir, Recep midir, Şaban midir, Ramazan midir? Bunlardan birisini kullanacak. O tarih geldiği zaman efendim zekatını hesaplayıp ödeyecek. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Hassinu embalekum biz zekat." Zekat verirseniz mallarınızı korursunuz. Bereketlenir, manevi korumadır. Ve temizlersiniz ayeti kerimede, mallarınızı temizlersiniz diyor. Veda bu emrâdaküm mis sadakati, sadaka verirseniz hastalarınızı ve hastalıklarınızı tedavi edersiniz. Demek ki hastalıkların şifa bulmasında sadaka vermek önemlidir. Hastaneye gidip yaptığımız masraflara ilaveten, fakir fukarayı da görürsek, onların da duasını alırsak, hastalığın şifa bulmasında, şifayı yaratacak olan Allah'tır Celle Celaluhu, bunu yani sadakayı müessir sebep kabul ediyor. İstakbilu emvacel belaya bid duai ve tadarruh. Yani karşınıza gelebilecek belalar ve musibetleri dualarla beraber bertaraf edin. Yani insan yapacağı dualarla beraber karşılaşabileceği belalar, musibetleri de def etmiş olur. Demek ki zekat malı koruyor, sadaka hastalıkların şifasına vesile oluyor. Efendim karşılaşabileceğimiz belaları da dualarla beraber efendim bertaraf etmeye çalışabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Kıymetli dostlar, bir insanın zekat vermek kendisine farz olabilmesi için Müslüman olması lazım. Elhamdülillah biz Müslümanız ya, Allah bizi adam yerine koyuyor ve bizden zekat istiyor. Kafirlere diyor ki sizi ben adam yerine koymuyorum. Siz zekat verseniz de kurtulamazsınız. İşinize yaramaz, kabule şayan olmaz. Çünkü bir insanın yaptığı amel, amel olabilmesi için evvela Müslüman olması lazım, imanlı olması lazım. Allah bize değer veriyor, bizi adam yerine koyuyor. Sen her şeyin değerlendirilir diyor, sen zekatını verirsen zekatını kabul ederim. Mümin olmayan bir insan 10 lira zekat verecek yerde 10 bin lira verse bir kuruş vermiş sayılmaz. Allah evvela efendim zekatı ve sair ibadetleri kabul edebilmesi için ne gerekiyor? İman gerekiyor. Müslüman olan bir insan, bir de akıllı ise, bazı insanlar vardır ki anadan doğma delidirler. Bunlara babalarından mal intikal etmiş olabilir, zengin olabilirler. Miras olarak babasından kendisine bir şey intikal etmiş olabilir. Veya birilerinin verdiği hediyelerle zengin olabilir. Ancak böyle tamamen deli olan, doğuştan deli olan insan veyahut da buluğa erdikten sonra delirmiş ama sene boyu deliliği devam ediyor, sene içerisinde hiç aklı başına gelmiyorsa bunlar mükellef değillerdir, bunların malından zekat vermek gerekmez. Zaten kendileri veremez de, velileri verecek mi? Hayır, vermeyecek. Ama sene içerisinde böyle bir gün, iki gün, üç gün aklı başına geliyorsa o zaman sahih olan görüşe göre vermesi gerekir. Velileri vermiş olacak. Kıymetli dostlar, bir insan zekat verebilmesi için nisaba malik olacak dedim biraz önce, yani 16 bin, 15 bin, 16 bin civarında ihtiyaçların dışında fazlalık bir, borçların dışında fazlalık bir paraya malik olması lazım. Bir de bu malik olduğu mal hakikaten veya hükmen artıcı olması lazım. Evdeki fazla eşyalar, fazla halılar, kenarda bekleyen arsalar, efendim kullanmış olduğumuz fazla ayakkabılar, elbiseler, bunlar ticaret malı olmadığı için efendim bunlar ne sayılıyor? Yerinde bekleyen, artıcı olmayan şeyler sayılıyor. Dolayısıyla bunlardan dolayı zekat vermesi gerekmez. Fitre verse de, kurban kesmesi gerekse de zekat vermesi gerekmez. Bir de insan malik olduğu bu şeylere tamamen malik olması lazım. Ne demek tamamen malik olması lazım? Mesela diyelim ki sen bir ticaret yaptın.
Yaptığın ticaret neticesinde karşı iki taraf senden atıyorum 50 bin lira depozit aldı. Buna Arapçada biz rehin diyoruz. Rehin. Depozit rehindir. Şimdi adamın elinde bulunan depozit. Bu adamın parası mıdır? Yok. Peki veren adam o depoziti istediği gibi kullanabiliyor mu? Kullanamaz. O zaman depozit olarak ortada bekleyen paraların zekatını ne birinci adam verecek ne de ikinci adam verecek. Çünkü hiçbirisi tam sahibi değildir. Yani aldın sen, birisine mal sattın. Sattın, araba sattın, şunu sattın. Depozit olarak adamdan diyelim ki 50 bin lira aldın. Bu 50 bin lira koydun kenara, bekliyor bu. Bunun gerçek sahibi misin sen? Değilsin. Bu depozit olarak duruyor. Peki zekatını bunun verecek misin? Vermeyeceksin. Peki bunun zekatını sahibi verecek mi? Depozit olarak verdiği malın zekatını vermeyecek. Çünkü parasını ödeyemediği zaman, borcunu ödeyemediği zaman bu para gitmiş olacak, kendisine dönmüş olmayacak. Yani o depozit olarak beklenen paraya ne orası tam maliktir ne de burası tam maliktir. İkisinin arasında kalmış oluyor. Ayrıca kadınların evlenirken mehir hakları vardır. Mehir, nikah parası olarak söylenir. Bu bazen 250 gram altın derler, bazen 100 gram altın derler. Diyelim ki nisap miktarına malik bir efendim mehir konuşulmuş. Şimdi kadının alacağı mehir, kocasının zimmetinde borç olarak dururken, kadın alacak, 100 gram alacak, 200 gram alacak, alacaklıdır ama 5 sene, 10 sene oldu, hala almadı onu. Acelesi de yok. Bu zekatını verecek mi? Vermeyecek. Çünkü mehir parası bir ticaret karşılığı değildir. Bir mal sattı onun karşılığı değildir. Normal bir borç alacak meselesi değildir. Eğer vaktimiz yeterse borç ve alacaklarla ilgili bölümde de zikretmiş oluruz onu. Bir de kıymetli dostlar, ticaret yapan insanlar akit yapıyorlar. Efendim mal sipariş veriyor. Malı sipariş veriyor, havalesini yapıyor veya sözleşmesini yapıyor ama henüz mal gelmemiştir. Sen diyelim ki Ramazan'ın biriyle onu arasında malların sayımını yapıyorsun, ticaret mallarının sayımını yapıyorsun, zekatını vereceksin. Akdini yaptığın, parasını havale ettiğin veya sözleşmesini yaptığın, geldi gelecek henüz gelmedi, kabzetmedin, eline geçmemiş mal. Bunun zekatını verecek misin? Anlaşmasını, sözleşmesini yaptığına göre bu senin elinde sayılır ve zekatını vermen gerekir. Bir de zekat, kıymetli dostlar, vacip olabilmesi için bir malın üzerinden hevalan-ı havil dediğimiz bir yıl geçmesi lazım. Ancak insanımız genelde burasını eksik anlıyor kıymetli dostlar. Neyin üzerinden bir yıl geçmesi lazım? Her bir malın üzerinden ayrı ayrı bir yıl geçmesi gerekmez. Ana sermayenin üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Diyelim ki Recep ayının başında ben zengin oldum. 16 bin lira param oldu veya 81 gram, 100 gram altınım oldu, zengin oldum. Ben şimdi sene içerisinde benim sahip olduğum 100 gram altın oldu. Efendim 5. ayda 200 gram oldu. 8. ayda 300 gram oldu. 9. ayda 500 gram oldu. 10. ayda 600 gram oldu. Şimdi sene doldu. Recep ayında senesi doldu. Sene dolduğu zaman sadece bunun 100 gramı üzerinden bir yıl geçti. Öbürlerin üzerinden bir yıl geçmedi. Nasıl hesap edeceğiz? Ana sermaye ilk zengin olduğunuz zamanki sermayedir. O sermayenin üzerinden bir yıl geçtiği zaman Recep ayı geldi. Recep ayı geldiğinde sene doldu, doğru mu? Doldu. Sen şimdi eline dün de geçmiş olan parayı bir sene üzerinden geçmiş kabul edeceksin. Bir ay önce de eline geçmiş parayı üzerinden bir yıl geçti kabul edeceksin. O itibarla yani Recep 1 itibariyle efendim sene dolduğu an itibariyle ne kadar zekata tabi malın varsa hepsinin zekatını vermek gerekir. Marketlerde, bakkallarda, dükkanlarda, mağazalarda hiçbir malın üzerinden bir sene durmaz ki. Durmadan ne oluyor? Vitrinde değişiyor değil mi? Eskisi gidiyor, yenisi geliyor. Biri satılıyor, yenisi geliyor. Marketler nasıl zekatını hesap edecek? Hiçbir malın üzerinden zekat, efendim bir yıl geçmiyor ki orada. Ne olacak? Bu insanın zekat verme zamanı nedir? Ramazan ayı mıdır? Ramazan ayı gelince bu insanın ne kadar, kaç kalem malı varsa hepsinin hesabını yapacak, hepsinin zekatını verecek. Dün geldi mal, dün gelmiş olması fark etmez. Onun da zekatını vermesi lazım. Zekatını verdi, diyelim ki Recep'in birinde vermesi gerekiyordu. Recep'in birinde verdi, Recep'in ikisinde, üçünde bir sürü mal
geldi, serveti arttı. O artanlar bir dahaki seneye aittir. Geçmiş seneyle alakalı değildir. Kıymetli dostlar, zekat vermek için bu şartlar gerekiyor. Zekatın sahih olabilmesi için niyet önemlidir. Bir insan zekatı verirken zekata niyet etmeli çünkü bir farzı yerine getiriyor. Peki niyeti ya parayı ayırdığın zaman yaparsın. Mesela diyelim ki kasanın bir tanesini zekat kasası dersin. Oraya koyduğun parayı ben bunu zekat olarak vereceğim. Gelen giden olduğu zaman bunu zekat olarak vereceğim dersin. Parayı ayırırken zekata niyet etmiş olursun. Veya bil fiil verirken zekata niyet etmiş olursun. Burada niyet önemli, niyette önemli olan kalpteki karardır. Yoksa dilinle beraber söylemek, ya Rabbi niyet eyledim bunu zekat olarak ayırmaya demene gerek yok. Kastettiğin zaman, bunu zekat olarak vereceğim diye kastettiğin zaman niyet gerçekleşmiştir. Fakirin eline verirken niyet ettin sen, ben bunu zekat olarak veriyorum. Kendisine söylemene gerek var mı? Hayır, kendisine söylemene gerek yoktur. Diyelim ki bir yakının, bir dostun, bir arkadaşın, bir arkadaşının çocuğu evleniyor. Evlenen bu çocuk da fakirdir. Zekat vermesi gerekecek miktarda zengin değildir. Sen buna düğün takısı olarak üzerine taktığını zekata niyet edebilir misin? Edebilirsin. Bayramlarda fakir olan çocuklara yaptığın hediyeleri zekat sayabilir misin? Zekata niyet edebilir misin? Edebilirsin. Yani zekat, niyet önemli olan kalbin kararıdır. Eğer sen kalben zekatı düşünerek verdiysen, verdiğin kişi de zekata layıksa, bu zekat yerine geçmiş olur. Ancak bir yere ben para verdim, zekata hiç niyet etmediğim, sonra zekatları hesap ederken daha önce verdiğim ama verirken zekata niyet etmediğim zekat sayabilir miyim? Sayamam. Bir fakire zekat niyet etmeden verdiğimiz para, hala elindeyken, hala henüz harcamamışsa onu, zekata niyet edebiliriz. Ama parayı kullandıktan sonra, harcadıktan sonra olmaz. Bir fakire biz borç para verdik veya bir şey sattık, bize borçlandı. Borçlandı fakat borcunu vakti geldi ödeyemiyor, baktaki dar durumdadır. Şimdi bizim ona olan alacağımızı, kardeşim benim senin de 1000 lira alacağım vardı, zekatıma saydım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Çünkü zekatı verirken niyet etmen lazım. Sen ona verirken zekata niyet etmedin ki. Verirken borç olarak verdin. Onun için bunu zekat sayabilmek için sen vereceksin ona zekat niyetiyle 1000 lira. Kardeşim ben bunu zekatıma verdim. Şimdi senin eline 1000 lira geçti, öde bakayım borcunu dersin. Döner sana öderse, insafı varsa ödemiş olur onu. Kıymetli dostlar, ticaret için olan malların tamamı zekata tabidir. Ticaret için olan mallar, inşaat yapıp satanlar, emlakçılık yapıp arsa satanlar, efendim araba galericilik yapıp araba satanlar. Bu ticaret mallarının hepsi zekata tabidir. Peki bunların hesabı nasıl olacak? Bir inşaatçı nasıl zekat verecek? Bir galerici nasıl zekat verecek? Bir efendim arsa satışı yapan emlakçı nasıl zekat verecek? İşte burada önemli olan zekat mevsimi ne zamandır? Diyelim ki Ramazan'dır. Misal olarak diyorum, Ramazan'dır. Ramazan geldiğinde bir müteahhit elinde ne kadar daireleri varsa o günkü raiç üzerinden hesabını yapacak. İyi bir müşteri gelse, işten anlayan, toplu alan bir müşteri gelse bunların hepsini kaça alır? Kaça satabilirsin? O günkü raiç bedeli neyse o bedel üzerinden ödeyecek. Peki bir kısmı inşaat halindedir. Bitmemiştir, tükenmemiştir. O da mı zekata tabidir? Satmak için mi yapıyor? Evet, o da zekata tabidir. Nasıl olacak? Zekat mevsim geldiği an itibariyle o inşaatlar hangi noktada ise değer itibariyle o şekliyle beraber değeri nedir? O değer üzerinden zekatını vermesi gerekir. Şimdi kıymetli dostlar, zekatta fevrilik, yani farz olur olmaz geciktirmeden vermek esastır. Çünkü ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyacı devam ediyor. Bu ihtiyacı bir şekilde telafi etmek lazım. Bundan dolayıdır ki imkan nispetinde zekat vermesi gerekenler bir an önce zekatını vermesi lazım. Diyelim ki hocam elimde arsalar çok, arabalar çok, daireler de çok ama satış yok. Satış yoksa yine zekatını vereceksin. Bazıları şöyle yapıyor kıymetli dostlar. Ya benim zaten 10 tane dairem vardı satılıp,
Geçen sene onların zekatını ödedim. Hala onlar elimdedir. Zaten zekatını geçen sene ödedim. Bu sene ödememe gerek yok. Yok ya. Hani derler ya, babanın uyanık çocuğu sen misin? Senin elinde eğer bu sene aynı daireler duruyorsa onun zekatını yine vereceksin. Çünkü zekat senede bir tekerrür ediyor. Elinde sene sonunda, yani üzerinden bir sene geçtiği zaman neyin varsa bunun zekatını vereceksin. Zekat vermeyi zarar kabul etme kardeşim. Elinde o arsalar veya daireler tutuyorsa belki de zekatını doğru vermediğin için Allah bereket vermemiştir, satamıyorsundur onu. Böyle seve seve, aşk ile, şevk ile ver zekatını, Allah bereketini versin. Kıymetli dostlar, başımıza gelen sıkıntıların arkasında kendi tutum ve davranışlarımızın yanlışlığı olabilir. Onun için zekatımızı severek verelim. Allah zekatı verdiğimiz malları artıracağına Kur'an-ı Kerim'de vaat etti, söz verdi. Öyleyse zekatını verdiğimiz servet azalmaz, artmış olur. Kıymetli dostlar, dedi ki ticaret için olan malların zekatı verilecektir. Nasıl verilecektir? Verilmesi gereken günkü raiç bedeli üzerinden verilecektir. Kadınların altın, gümüş kullandıkları mücevherat, bunların da zekatı verilecektir. Bunlardan dolayı kurban da kesiliyor, fitre de veriliyor. Efendim, zekat da verilmesi gerekiyor. Ancak altın ve gümüşün dışında kullandıkları elmas olsun, yakut olsun, zümrüt olsun, inci olsun, bunlar ticaret malı olmadıktan sonra bunların zekatını verilmesi gerekmiyor. Evet, bir de kıymetli dostlar, insan alacakları itibariyle vermesi gereken zekatlar vardır. Alacaklar itibariyle zekat konusu üçe ayrılır. Bir, kuvvetli alacaklar var. Kuvvetli alacak ne demektir? İlk söylediğimde anladığınız değildir. Eğer bir adama borç para verdiysen, ondaki alacağın, para verdin, para alacaksın, kuvvetli alacaktır. Mal sattın, ticaret malı sattın, adam sana borçludur. Ticaretteki borçlar veya para vererek de borçlanmalar, bunlar kuvvetli alacaklar kısmına girer. Orta dereceli alacaklar, ticaret malı olmayan alacaklardır. Mesela diyelim ki hurda mallar. Evinde fazla eşya vardır, bunlar ticaret malı değildi. Birisi dedi ki, vereyim sana şu kadar para, ver bana bunları dedi. Normalde ticaret malı değil bunlar. Bir de diyelim ki kira gelirleri. Kira gelirleri de orta dereceli alacaklardan sayılır. Normal ticaret malıyla olan alacak kuvvetli alacaktır. Ama kira alacakları orta dereceli alacaklardır. Kuvvetli alacaklar, diyelim ki 5 sene sonra aldın, 5 senelik zekatını verirsin. Orta dereceli alacakları, diyelim ki 5 sene sonra aldıysan, aldığın sene itibariyle verirsin. Geçmişe yönelik ödemen gerekmez. Zayıf alacaklar vardır ki, kadının mehir alacağı zayıf alacaktır. Efendim, vasiyet alacakları da zayıf alacaklardır. Bunlar eline geçtikten sonra üzerinden bir sene geçerse, o zaman bunların şeyi ödenmesi gerekiyor, zekatları ödenmesi gerekiyor. Demek ki alacakların her birisi öyle veya böyle zekatla ilintilidir ama kuvvetli alacaklarınki farklıdır. Geçmişe yönelik ödenir. Orta dereceli alacaklar geçmişe yönelik ödenmez. Zayıf alacaklar aldığı andan itibaren üzerinden bir sene geçince ödenmesi gerekir. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'in son cumasını idrak etmiş oluyoruz. İnşallah ihya etmiş olacağız. Rabbim Ramazan-ı Şerif'te beraatini eline alanlardan eylesin. Nasip olursa pazarı pazartesiye bağlayan gece, Kadir gecesini idrak etmiş olacağız. Gerçi hepimiz biliyoruz ki Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinin her birinde Kadir gecesi olma ihtimali vardır. Bu ihtimali de göz önünde bulundurarak Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü camide itikafla geçiren insanlar veya camiye daha fazla devam eden kardeşlerimiz, dostlarımız doğrusunu yapıyorlar, isabet ediyorlar. Çünkü bir Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi olmayan 1000 aydan daha hayırlıdır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bu fırsatı Allah bizim için vermiştir. Onun için bu fırsatı inşallah çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Yüce Rabbim her birinizi zorluklardan kurtarsın. İşlerinize, iş yerlerinize, kazançlarınıza bereket versin. Huzur versin. Harama muhtaç eylemesin. Namerde muhtaç eylemesin. Kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını helal yollardan güzel bir şekilde temin etmeyi her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim elde ettiğimiz sermayeyi ahiret sermayesine dönüştürmeye her birimizi muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.